İyi akşamlar sayın seyirciler. 24 Mart bugün günlerden pazar, gündemden öne çıkan gelişmelerle ana haber bülteniyle ekranlarınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında bugün İstanbul'daydı. Büyük İstanbul mitinginde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na metro eleştirilerinde bulundu. İstanbul yeniden sahiplerine kavuşsun dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim ziyaretlerine İstanbul'la devam etti. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim mesajları verdi. İstanbul'daki hemşehrilerinizi lütfen arayın. Telefonlarınız dinmesin. Arayın ve inşallah 1 Nisan'da İstanbul yeniden sahiplerine kavuşsun. 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de eleştirilerde bulundu. İsraftan bahsediyor. Ya israf sende. Sen her şeyi israf olarak zaten yaptın. Ve akıllı belediyecilik diyor. Nerede akıllı belediyecilik? Akılsız belediyecilik. Emekleri olmayan işleri, sahiplenme cinliklerini bir kenara bırakırsak geriye koskoca kayıp 5 yıl kalıyor. Bu şehir 30 yıl geriye gitti. İşte sizler de görüyorsunuz. Balya balya, bavul bavul paralar bir yerlerden geliyor. Bir yerlere gidiyor. Cumhurbaşkanı ayrıca Ekrem İmamoğlu'na metro ile ilgili eleştirilerde bulundu. Ya sıkılmadan, utanmadan metro yaptım diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir, bize. Bunları biz yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel de bugün İzmir'deydi. Birçok ilçede mitingde vatandaşlara seslenen Özgür Özel yerel seçim mesajları verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de vatandaşlarla buluştu. İzmir mitinginde seçim mesajları veren CHP Genel Başkanı Özel, Atatürk'ün partisine sahip çıkmak zorundayız dedi. Eğer bu seçimde bu sebeple gidip de Cumhur İttifakı'nın adayına, gidip de AK Parti'nin adayına bu sebeple eli kayarsa bilsin ki Özgür Özel'i, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, bilsin ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini sızlatır. Nokta. Burada rahmetli Kubilay'a sahip çıkmak zorundayız. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da eleştirdi. Fesli Geri Kadir'in cenazesine çiçek yollayan Tayyip Erdoğan, şimdi gelmiş menemene kayyum yollamış, şimdi de oy verin, siz sesin diyor. Yazıklar olsun. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. Kestel'de iftar programında vatandaşlarla buluşan Bakan Yerlikaya hem Kestel hem de Büyükşehir için vatandaşlardan destek istedi. Ferhat Erol kardeşimizi güçlü bir şekilde başkan yapmaya var mıyız? Maşallah. Sandıkları açtık ve Büyükşehir eminliğine Ali Nur Aktaş'ı seçmek için var mıyız? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Bursa'ya geldi. Kestel'de esnaf ziyaretinin ardından Kestellilerle iftar programında buluştu. Kişilere, mallara karşı işlenen suçlarda da tüm suç türlerinde de bu şekilde sizden almış olduğumuz güç ve cesaretle sizin her zaman bizim yanımızda olmanız, desteğinizle Allah'ın izniyle bunlara nefes aldırmıyoruz. Aldırmamakta da kararlıyız. Bakan Yerlikaya yerel seçimden bahsetti. Kestel'de Ferhat Erol için, Büyükşehir'de de Ali Nur Aktaş için destek istedi. Huzur, değerli kardeşlerim, yerelde başlıyor. Yerel deyince akla ilk gelen belediye.
Belediye başkanlarına önceden eskiden ne derdik biz? Şehir emini derdik. Şehir emini derdik. Belediye bizim beşikten mezara bize ait olan tüm ortak ihtiyaçlarımızın görülmesi, ortak meselelerimizin çözülmesi için emanet edilen yerlerdir. Kime emanet edilecek? Eğer oraya göndereceğiniz arkadaş, oraya göndereceğiniz şehir emini, değerli kardeşlerim, sizin yanınızda toprak gibi tevazu, samimi, istişareye açık, ortak akıldan yana, ben diyen değil, biz diyen bir belediye başkanı mı, değil mi? Bunlara bakıyoruz değil mi? Bakacağız. Ve inşallah 31 Mart'ta milletimizin teveccühüyle bu şehre hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Bursa'yı hizmetten mahrum etmek isteyenlere asla ama asla fırsat vermemeliyiz. Çünkü Bursa biliyor ki gerçek belediyecilik AK Parti'dir diyor, Cumhur İttifakı'dır diyor. Kestel bizlere diyor ki yalnız değilsin Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Kestel bize diyor ki yalnız değilsin Ali Nur Aktaş. Yalnız değilsin Ferhat Erol. Allah her birinizden razı olsun. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ vatandaşlarla buluşmak için Bursa'ya geldi. Bursa'da tarihi çarşıda esnaf ve vatandaşla buluşan Özdağ daha sonra ilçelere de geçti. Kestel'de AK Partililere seslendi. Daha sonra da Mudanya'da Ümit Özdağ bir vatandaş şaka yaptı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçim öncesi başkan adaylarıyla yaptığı seçim çalışmaları kapsamında Bursa'ya geldi. Ümit Özdağ, Zafer Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bayram Kazancı eşlik etti. Bursa'da çarşı bölgesinde ziyaretlerini sürdüren Özdağ, Bursa'da yoğun ilgi vardı. Kapalı çarşıda esnafı da ziyaret eden Ümit Özdağ, daha sonra Bursa'nın ilçelerinde vatandaşlarla buluşmak için hareket etti. Kestel'e vardığında Kestel'de AK Parti'nin iftar programına denk geldi. Seçim otobüsüyle AK Parti iftar programının hemen yanından geçerken otobüsün üzerine çıkan Ümit Özdağ eline mikrofon aldı ve AK Parti programına gelen vatandaşları selamladı. Zafer Partisi'nin seçim otobüsünün gelmesi üzerine seçim şarkılarının sesi de yükseltildi. İki partinin seçim çalışmaları birbirine karıştı. Ümit Özdağ, AK Partili vatandaşlara iyi iftarlar diledi ve bölgeden ayrıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Bursa ziyaretlerine devam etti. Mudanya'da vatandaşlarla konuşurken bir şahıs gelip sanki yabancıymış gibi konuşmaya başladı. Ümit Özdağ şaka yaparken Özdağ da Zafer Turizmi diyerek şakayı devam ettirdi. Hemen Zafer Turizmi çağırın. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey seçim ziyaretlerine İnegöl'de devam etti. İnegöl'ün sorunlarından yakınan vatandaşlara çözüm önerilerini sundu. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey tüm Bursa'yı ziyaret edip vatandaşlarla tek tek görüşmeye devam ediyor. İnegöl'de vatandaşlar ilçenin sorunlarından yakındı. Bozbey de çözüm önerilerinden bahsetti. En çok vurgulanan sorun da İnegöl'ün hava kirliliğiydi. Hava çok önemli. Hepimiz çünkü o havayı soluyoruz. İnşallah bu konuda yapacağımız çalışmalarla inanın bana hava kirliliğini birinci derece önemsiyoruz. Mustafa Bozbey bir diğer konunun da İnegöl'de deprem ve kentsel dönüşüm olduğunun altını çizdi. İnegöl'de de kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Bakın burada 50 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık binalar var. Projelerimiz hazır. Önce planlama yapacağız. Ve
mikro bölgeleme dediğimiz yeraltının bütün araştırmalarını, bilimsel araştırmalarını yaptıktan sonra üst ölçekli plan ve ardından da kentsel dönüşüm planlarıyla insanlarımızı İnegöllülerde dirençli bir yapılarda, dirençli kentte inşallah hep beraber oturmasını sağlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa gönüllüleriyle sandık güvenliği toplantısında buluştu. Seçime bir hafta kala sandık güvenliği bir kez daha vurgulandı. İnançlıyız ve biliyoruz, kazanıyoruz arkadaşlar. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim günü sandık güvenliğine dair Bursa gönüllülerine yapılan bilgilendirme toplantısına katıldı. Tüm çalışmalarımız hazır. Ancak sizlerin de katkısı çok önemli. Bursa'mızı beraberce yönetmeye sandıkta başlayacağız. Gücümüz, özellikle sizlerin gücü, gücümüze güç katacak. Sandıklara sahip çıkacağız. Önce sandıklarda, daha sonra da kutlamalarda hep beraber buluşacağız. 31 Mart yerel seçimlerine geri sayım sürerken gündemde yer alan en önemli konuların başında sandık güvenliği geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa, sandık güvenliğini seçim öncesi bir kez daha altını çizdi. Gelecekle ilgili kaygısı olan bütün dostlar, hepimiz bir aradayız. Hepimizin tek amacı var, daha yaşanabilir bir Bursa ve gelecekte yarına daha umutla bakabileceğimiz bir kentleri yaratmak. Bu kent kimliğini kaybetti. Bu kentte büyük bir kent yoksulluğu yaşanıyor. Bu kent şu anda Türkiye'nin en çok kent suçu işleyen bir belediyesi, bir kenti haline geldi. Bütün herkes birleşerek bir Bozbey ittifakı oluşturdu. O da sizin burada ortaya koyduğunuz bu tavır da bunun göstergesi. Bu kent bizim ve biz bu kentte yaşıyoruz. Kentimize sahip çıkacağız. Bu seçimde de hem Bursa'yı hak ettiği şekilde yönetilmesi için, hem Bursa'ya daha aydınlık günlerin gelmesi için, hem de sandıklarda yine doğru ve manipülasyona sebebiyet vermeden bütün sandıklara sahip çıkarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Nur Aktaş, kente yeni kültür merkezlerinin kazandırılacağını duyurdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Nur Aktaş, yerel seçim öncesinde Bursa için yeni projeleri anlattığı bir tanıtım toplantısı yapmıştı. Aktaş'ın anlattığı projelerden biri de Nilüfer için yapılması planlanan 800 kişilik kongre merkezi. Ana salon ve diğer eklentilere sahip olacak tesisimiz, yıl boyunca düzenlenecek etkinlikler sayesinde şehrimizin kültür sanat hayatına önemli katkılarda bulunacak. Celil Başkanımızla el birliğiyle inşallah. Başkan adayı Ali Nur Aktaş aynı zamanda Yıldırım'a yapılacak merkezden de bahsetti. 800 kişi kapasiteli tüm sahne sanatlarının icrasına yönelik altyapıya sahip olacak ana salonu ile birlikte sergi alanları, B2B ve workshop alanlarına sahip modern bir tesisi en kısa zamanda başlıyoruz inşallah. Aktaş, şehrin birçok bölgesinde spor ve gençlik merkezinin kazandırılacağını değindi. Çelik Palas ek otel yapısını yıkarak şehir silüeti üzerindeki olumsuz etkisini kaldırmıştık. Şimdi de bu alanı her yaştan kentlinin gurur duyacağı, yenilikçi yaklaşımla oluşturulan kullanımlarıyla sosyo-kültürel bir merkez olarak hizmete sunuyoruz. Sporların düzenli olarak güvenli ve nitelikli bir şekilde yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan tesisi de şehrimize bu dönemde kazandıracağız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Nur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'la sahur programında Bursalılarla buluştu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Nur Aktaş ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank sahur programıyla vatandaşlarla bir araya geldi. Çok sayıda vatandaşın katılımıyla başlayan etkinlikte konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti'nin gerçek belediyeciliğin adresi olduğunu söyledi. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı bayramını yaşayalım. Bunu var mıyız? Söz mü?
Allah sizlerden razı olsun. Mustafa Varak, Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in vakfına ait okula, Nilüfer Belediyesi'nin 44 milyon lira kaçak yapı cezası kestiğini söyledi. Kim kesmiş bunu? AK Parti mi? Hayır. CHP'li Nilüfer Belediyesi kesmiş. Ve ben size soruyorum. Kendisi kaçak bina yapan bir aday. Bu şehri ne takdir olabilir? Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Nur Aktaş da vatandaşlardan destek istedi. Biz her ne kadar Cumhur İttifakı'ndan seçilmiş belediye başkanı olsak, seçildikten sonra herkes başımızın tacıdır. Bu şehirde yaşayan vatanla, devletle, bayrakla, milletle problem olmayan herkesin başımızın üstünde yeri var. AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer iftar programının ardından vatandaşlara seslendi. Mudanya Kart uygulamasının yapılacağını duyurdu. AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı olan Gökhan Dinçer, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde seçim çalışmalarını sürdürüyor. Dinçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştu. AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Varank ve Ahmet Kılıç'ın da yer aldığı yaklaşık 2000 kişinin katıldığı programda Mudanyalılarla bir araya gelen Gökhan Dinçer, Mudanyalılar için Mudanya kart çıkarılacağını duyurdu. Bu kartla beraber bizim sahilde yaptığımız bazı tesislerimiz olacak. Emekli Yaşam Merkezi'nin sosyal tesisi, gençlerimize yapacağımız sosyal tesisimiz ve engelsiz yaşam merkezimiz olacak. Emekli Yaşam Merkezimiz 25-30 bin metrekare bir alan üzerinde kurulu olacak. İçerisinde kültür sanat faaliyetlerinden sportif faaliyetlere kadar. Aynı şekilde dijital gençlik merkezimiz yine Mudanya'da yaşayan gençlerimizin hizmetine sunulacak. Ve engelsiz yaşam merkezimizde Mudanya'mızda yaşayan engelli vatandaşlarımız hizmetine sunacağız. Şimdi sırada Bursa'da yaşanan trafik kazaları var. İnegöl'de iki farklı noktada yaralanmalı kazalar meydana geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa mahallesinde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, karşı yöndeki aracın dönüş yapmak için caddeye çıkması üzerine araca yandan çarptı. Feci kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma da çarpan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı havalanarak 30 metre sürüklendi. Kaza sonucu motosikletteki iki kişiyle otomobildeki iki kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnegöl'de bir diğer kazada Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde seyreden otomobil, karşı yönden gelen diğer otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu iki sürücüyle yolcu olan ve aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi daha yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bursa'da teravih namazı sonrası cami avlusunda oynayan çocuklara başıboş pitbull cinsi bir köpek saldırdı. Köpek saldırısında çocuklardan biri elinden, diğeri de kasığından yaralandı. Bursa Osman Gazi ilçesinde yer alan Tekke Camii'nin avlusunda çocuklar teravih namazından sonra oyun oynuyordu. Bir süre sonra cami avlusuna gelen başıboş pitbull cinsi köpek çocuklara saldırmaya başladı. Önce 14 yaşındaki çocuğu elinden ısıran köpek, daha sonra 13 yaşındaki çocuğu da kasığından ısırıp yaraladı. Bağırışları duyan mahalleli köpeği tuğla ve taş atarak korkutmaya çalışsa da pitbull cinsi köpek çocukları bırakmadı. Bunu fark eden bir vatandaş köpeği arka ayaklarını tutarak çocuklardan ayırdı. Kemerle başı bağlanan köpek olay yerinden uzaklaştırılırken yaralılar özel araçlarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arka iki bacağından kaldırıp sirkeliyor hayvanı. Hocamız belindeki kemeri çıkartıp köpeğin boynuna doluyor. O esnada bir abimiz köpeğin boynundan kemerle tutarken biri de ayaklarına tutuyor. Biz de iki yaralı arkadaşı diğer bir araba ve kendi aracımla hastaneye götürüyoruz. Ondan sonra belediye ekipleri gelip köpeği hani uyuşturup uyutuyorlar. Yaralanan iki çocuk tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bursa Balat Mahallesi'nde bir sürücü aracın kontrolünü kaybedince duvarıya çarptı. Kazanın şiddetiyle araç alev aldı. Sürücü kontrolü kaybetti, duvara çarptı. Araç alev alev yandı.
Bursa Nilüfer'e bağlı Balat Mahallesi'nde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara çarptı. Duvara çarpan otomobil alev almaya başladı. Sürücü alev alan otomobilden hemen çıktı ve şans eseri hem kazadan hem de yangından yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. Bursa'da bir muhtar adayı seçim vaadi olarak verdiği sözü yerine getirmek için yaşadığı köydeki tüm evleri kendi imkanlarıyla boyuyor. Daha seçilmeden vaadini yerine getirmeye başladı. Seçime kadar köyümde boyasız ev kalmayacak sloganıyla yola çıktı. Seçim vaadini seçimden önce tutmaya başladı. Köyde tüm evleri kendi imkanlarıyla boyuyor. Bodrum'da yaşadığım sürece koy koy gezdim. Marmaris, Fethiye taraflarını, her tarafı bildiğim için orada rengarenk köyleri gördüm. Çiçek bahçesi içinde evleri gördüm. Köyüme geldiğimde aynısını neden köyümde de olmasın dedim. Ve muhtar adaylığına aday oldum. Muğla Bodrum'da gemi kaptanlığı yapan 61 yaşındaki Necati Eren, yıllar sonra Bursa Mustafa Kemal Paşa'ya bağlı kırsal Yamanlı mahallesine geri döndü. Burada muhtar adayı olan Eren, seçim vaadi olarak köydeki tüm evleri boyama sözü verdi. Kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla köy halkının evlerinin dış cephelerini boyayıp, her eve bir de Türk bayrağı yapıştıran Eren, seçilirse bu çalışmalara devam edeceğini belirtti. İlk vaadimi yerine getirmek için şu ana kadar 25 tane ev, bir okul ve bir süt merkezini boyadım. Seçime kadar boyadığım kadarını boyayacağım. Seçimden sonra da verdiğim sözü yerine getirmek amacıyla bütün evleri boyayacağım. Boyama diyen evini de boyayacağım. Çünkü neden? Köyüm rengarenk bir hal, örnek köy yapana kadar hizmet yapmak istiyorum. Çene de var, iş de var. Temizlik desen temizlik için birincidir bak. Bursa Yenişehir'e bağlı Barcın köyünde köyün büyüklerine saygı ve vefa çerçevesinde fotoğrafları duvarda yer ediyor. Bu sayede babasını ilk kez gören de oldu. Bursa Yenişehir'e bağlı Kırsal Barcın mahallesindeki bu kahvehanede köyde yaşayıp yaşamını yitirenler ölümsüzleştiriliyor. Buraya o fotoğrafı ilk koyduk. Ondan sonra burada tüm ölmüşlerimizin fotoğraflarını sergiliyoruz. Kimsesiz bir vatandaşın fotoğrafının köy kahvesinde bulunmasıyla başlayan gelenek, köy halkı tarafından 30 yıldır sürdürülüyor. Vefat eden kişilerin fotoğrafları lakapları ile birlikte çerçevelenip duvara asılıyor. Bu vefa örneği sayesinde köydeki bir vatandaş da ilk kez babasını görme fırsatı yakaladı. Mehmet abiyle oturuyorduk. Dedim abi sen babanı gördün mü? Ya kardeşim dedi, ben hiç görmedim dedi. Ben annem doğumunda dedi, babam ölmüş dedi. Araştırdım, bulamadım dedi. Dedim abi, gir bakayım içeride fotoğraf odasında babanı bulabileceğini dedim. Bir 5-10 dakika geçti, gelmedi. Baktım buraya, girdim baktım babasını görmüş. Hüngür hüngür ağlıyor. 60 yaşına girmiş, ilk kez babasını görmüş. Sivas'ta bir vatandaş 4 kişiyle oynanan okey oyununu arkadaş bulamayınca tek başına oynadı. O anlar sosyal medyada çok sayıda tık aldı. Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan Ahmet Doğan, okey oynamak için yeterli sayıyı bulamayınca ilginç bir çözüm yolu buldu. Okey masasında bulunan taşları dizerek 4 ıstakayı da dolanan Ahmet Doğan, görenlerin yüzünü güldürdü. Evet, üçüncü oyuncuya geçti. Dördüncü oyunun yerine. Dakikalarca 4 kişilik oyunu tek başına oynayan Ahmet Doğan'ı gören arkadaşları o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan video çok sayıda tık aldı. Canım sıkılıyordu. Oturdum bir masaya, ıstakalar aldım, dizdim. Tek başıma oyun oynadım yani. Tek başıma gittim yani. Şey atamadım yok. Adana'da kapalı spor salonunda insanların spor yapmasını edepsiz olarak bulan bir grup kadın spor salonuna geldi ve salona çöp döktü.
İnsanların spor yapmasını edepsiz gördüğünü söyleyen kadın spor salonunun içine çöp fırlattı. Ya evlerinizle yapacaksınız. Bak kamerayı. Görüntüler Adana'da kayda geçti. Seyhan ilçesinde bulunan bir kapalı spor salonunda insanlar spor yapıyordu. Bir grup kadın spor salonuna gelerek çöp döktü. Ardından spor salonunda bulunan kişiler ve salon sahibiyle kadınların arasında tartışma çıktı. Hepinizle şikayet. Tamam. Yaptığın iş yakışıyor mu sana? Yakışmıyor. Bence sana yakışmıyor. Bu kanı fazla yapma alansa şey yapsın. Siz gün halkı nasıl sürünüyorsunuz? İş yeri sahibi olayı gerçekleştiren kadınlara dava açacağını söylerken bir kadının elinden geleni ardına koyma diyerek umursamaz tavırları dikkat çekti. Başka bir kadın da edebinizle spor yapacaksınız diyerek tartışmaya dahil oldu. Bir süre sonra tartışma araya başka vatandaşların girmesiyle sonlandı. Ya edebinizle yapacaksınız. Bak kamerayı alabilirsiniz. Bursa ile özdeşleşen ve Türk kültürünün önemli simgelerinden biri olan Karagöz Hacivat oyunu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çocuklara sahnelendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Türk ve ABD'li çocuklar için Karagöz ve Hacivat gösterisi düzenlendi. Oh aman Karagöz'üm, burada mısın? Yok burada değilim, Bursa'dayım. Yahu Karagöz'üm. Hele derde bir sohbet edelim. New York Türk-Amerikan Sanat Topluluğu geleneksel olarak her yıl New York'taki çocuklara gölge oyunu sergiliyor. Ramazan ayı boyunca çeşitli eyaletlerde düzenlenecek gösteriler Türk kültürünü ABD'de daha da tanıtmayı amaçlıyor. New York Türk-Amerikan Sanat Topluluğu Başkanı İbrahim Yazıcı, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Karagöz Tasvir Atölyesi ile çocukların Türk kültürü hakkında daha fazla bilgilendirildiğini ve aynı zamanda kendi yapmış oldukları tasvirleri evlerine götürdüklerini belirtiyor. Bu haberle de bülteni burada noktalıyoruz. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.